Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına biz hoş geldiniz. Şimdi ne maçındayız? Yarı finalin son yarı final maçı. Yani finale kalacak bir sonraki kişiyi belirleyeceğimiz maç. Kimler mi yapıyor? Şimdi birazdan göreceksiniz kardeşlerim. Ve hemen şöyle biz kısalım. Semih Fur ve Faster Game maçı. Bakalım neler olacak? Bu arada Trabzonspor'la gerçekten Semih Fur çok iyi. Faster Game'de Milan'la inanılmaz performanslar sergiledi. Bakalım neler olacak. Bu arada bir önceki finalistimiz Türk İş 60 oldu. Onun videosu atılmıştı kanala, bilginiz olsun. Bu maçta kazanan Türk İş 60'ın finaldeki rakibi olacak. Ve bakalım kim kazanacak. Şu anda ilk atak Faster Game'den geliyor. Faster Game gol pozisyonu, Gullit biraz alkollü çıkmış. 6. dakikada ilk tehlikeli atak Gullit'le Milan'dan, yani Faster Game'den geldi. Semih Fur Salah'ı gördü. Bir pas daha. Ronaldo Salah'ın önünde son anda bir ayak müdahalesi. Ayak parmağının tırnağıyla orada bir müdahale geldi. Ve Milan atağa kalkıyor. Gullit kontrollü oynadı. Oyunu sete çevirdi Patrick Vieira. Tekrardan Gullit'te top. Gullit pasını verdi Neymar. Mane çok ekstra bir pas Ronaldo'ya. 1-0. İğne deliğinden mi? 8x türbünde mi gördün? 1-0. Faster Game önde. Çok ekstra bir pas. Yani bilinçli verilen bir passa ciddi anlamda harikaydı. Ve Semih Fur önünde 1-0 önde. Semih Fur bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek. Uzun gönderdi arka direğe doğru. Orta kaleci Sirigu. Patrick Vieira aldı. Mane Gullit'e. Gullit kaptırdı. Semih Fur Trabzonspor'la atakta. Ronaldo, Salah. Genelde Leibir'le paslaşıyor ve orta sahada adamların hemen hemen hepsine top değdirmeye çalışıyor ki bütün adamlar ileri çıksın ve pozisyon anlamında zengin bir pozisyon olsun derken Muhammed Salah 1-1. Muhammed Salah kapa çeneni Serdar, ben golü atıyorum dedi. 1-1 oldu. Olacağız da 1-1 önde. 1-1 önde diye bir şey olamaz. Bu aptalcaydı. Bunu kesmeyeceğim ki ne kadar salak bir adam olduğumu anlayın diye arkadaşlar. Beckham. Pasını verdi Gullit. Milan atakta. Gerçekten inanılmaz hızlı başladı mücadele ve ciddi anlamda erken finallerden biri diyebiliriz. Gerçekten inanılmaz iki oyuncunun ve iyi performans sergileyen oyuncunun maçı. Mbappe çok iyi döndü. Mbappe son anda müdahale, ama Maldini o müdahaleyi yapan arkadaşlar. Boru değil. Aldı topu Gullit. Gullit sakin. Pasını verdi Delih. Delih aldı topu. Deli ortaya dönecek Cristiano Ronaldo. Şimdi bir pas, birazcık zorlama bir pastı. Kaleci Onana topu aldı. Turnuvanın en iyi kalecilerinden biri Onana. Gerçekten performansına çok memnun kalmıştık. Ama bakalım bu maç neler yapacak. Ciddi anlamda bir ara çıksa da fullesek diye de düşündüğümüz oyunculardan biriydi. Maksat kadroda kalsın diye. Bakalım bu performansı, bu maçtaki performansı nasıl olacak? Koulibaly. Şimdi Neymar, Patrick Vieira, Muhammed Salah, Neymar, Patrick Vieira. Hepsini söylüyorum ben bu arada. Derken saçmaladığımı anlayan oyun faulle durdurdu oyunu. Neymar pasını verdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo bir verkaç ama olmadı. David Beckham, Muhammed Salah. Ortada tekrardan Salah topla buluştu. Mbappe'nin arkasında ama Mbappe hızıyla aldı topu. Muhammed Salah. Orada çok iyi bir 2'ye 1 yapıyorlar. Faul verecek hakem ama avantajı bıraktı. David Beckham ara topu Maldini, meme ucuyla kontrol. Şimdi Ronaldo'dan aldılar topu. Sanki şu dakikalarda Trabzonspor Semih Fur biraz daha etkili geliyor diyebiliriz. Ronaldo son çizgiye indi, aşırdı top. Sirigu çok salakça bir hareketti. Sirigu neden tokatladı, yumrukladı topu anlamadım ama Mane Neymar. Neymar 3 kişi arasında. Neymar bir an önce pas vermesi lazım. Cristiano Ronaldo. Gerçekten de sıyrılsa gol pozisyonu ama olmadı. Uzun bir top. Mbappe gole gidiyor. Mbappe gole gidiyor. Açı daraldı. Mbappe son çizgi. Pasını verdi. Muhammed Salah yetişemedi. Çok ekstra bir kontra ataktı bu. Ve Muhammed Salah desteğe gelemedi maalesef Mbappe'ye. Neymar Ronaldo. Ronaldo aldı. Salah. Dudu. Dudu pasını verdi Salah. Salah gidiyor Ronaldo. Ronaldo pas geçmedi. Patrick Vieira. Nakata. Neymar çok sert bir hareket. Hakem avantaja bıraktı.
Ara topu gol pozisyonu. Ronaldo kaleci Onana devleşmeye devam ediyor. Onana devleşmeye devam ediyor kalede. Bu arada öncesinde yapılan hareket sarı kart. Neymar'a gerçekten sert bir hareketti. Ama önden yapıldığı için herhalde kırmızıya başvurmadı hakem. Orta Gullit olmadı. Neymar vurdu. Kaleci Onana. Kaleci Onana yine devleşiyor. İlk yarı performansı Onana'nın süperdi arkadaşlar. İkinci yarıya faster game başladı. Gullit. Gullit pasını verdi Cristiano Ronaldo. Neymar, Ronaldo pas, Nakata. Nakata pası isabetsiz Paredes aldı. Paredes Ronaldo, Ronaldo Mbappe. Şimdi tekrardan Mbappe ama orada biraz zorladı ve kaybetti. Bir kontra atak şansı. Ara topu kaleci Onana. Hakikaten Onana acayip oynuyor arkadaşlar. Nazar değmesin. Ciddi anlamda baklı bir kaleci olabilir. Çok fazla açıkçası kartına baktığımızda keşfedebileceğimiz bir oyuncu değil. Kartı çok da aşırı iyi durmuyor. Ama gerçekten bu turnuvaya damgasını vuran isimlerden biri oldu. Patrick Vieira Gullit. Gullit pasını verdi. Paredes. Paredes Ronaldo. 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 1-2-1 öne geçirdi takımını. Cristiano Ronaldo. Orada son anda semifur kayarak belki bir müdahaleyle engelleyebilirim dedi ama Ronaldo ciddi anlamda Terminator derken Muhammed Salah offside. Kıl payı offside. Ayak parmağının sol nasırı. Parmağındaki nasır offside'da. Bu arada Muhammed Salah 20'de 20 isabetli pasla oynuyor. 2-1 şu anda. Faster game önde bakalım semifur ne reaksiyon gösterecek buna. Mbappe. Mbappe pas verecek deli aldı. Patrick Vieira ortaya. Mane. Mane yine bir pas Ronaldo'nun önünde kaldı ama Onana takımı sırtlıyor diyebiliriz. Hemen uyandı ve aldı uzun gönderdi. Alçaktan degajı da var kardeşimizin. Ronaldo. David Beckham ortaya. Mbappe orası çok kalabalık. Biraz daha ilk golde yaptığı L1'lerle bence Semifur'un orta sahadaki adamların da ileri çıkarması gerekiyor L1 paslarla. Tabii 2-1'den sonra biraz da aceleci oynamaya başladı gibi sanki. Aldı topu Beckham. Beckham pas. Ronaldo mu? Mbappe. Şimdi Mbappe aldı. Mbappe döndü. Pas Salah. Salah öbür tarafa dönse sanki geçecekti ama nereden bilsin. Beckham yine. Aldı topu Beckham. Çok dikkat etmesi gerekiyor. Oralarda kaptıracağı bir top. Tehlikeli olabilir derken şom ağzımı açtım. İndirdi. Lenglet koşuyor ama Ronaldo daha hızlı. Ronaldo aldı. Ara topu Ronaldo gole gidiyor. 65. dakika Ronaldo gole gidiyor. Ronaldo 3-1 oldu. Finale göz kırptı. Semifur 1. Faster Game 3. Finale YouTube. Faster Game göz kırpıyor diyebiliriz. Evet bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek Semifur. Takımı bir tık ileri aldı. Faster Game'de bir tık geride oynuyor. 3-1'lik önemli bir skor yarı finalde. Neymar pas geçmedi. Ortaya Neymar pas Ronaldo pasını verdi. Beckenbauer ara top offside olabilir mi? Evet offside bayrağı havada. Komple bedenen offside'da kardeş. Şimdi Gullit aldı topu. Gullit pasını verdi. Zorlama bir pas Lenglet aldı. Cuadrado'yu verecek ama geçmedi top Gullit. Gullit ortaya. Ronaldo orada 2'ye 1 yapacaktı Neymar'la. Anlaşamadılar. Cuadrado pasını verdi Neymar'a. Neymar aldı topu. Neymar gol pozisyonu. Neymar faul. Sarı kart verebilir hakem. Sonradan muamelesi yapacak mı bakalım ama yanında bir adam daha vardı. Kontrol ediyoruz. Evet Koulibaly'ye sarı kart. Bakalım bu frikik gol olacak mı? Bu frikik gol olursa maç yeniden başlayabilir diye düşünüyorum. David Beckham. Beckham vurdu 3-2. David Beckham 3-2. Beckham attı. Bakalım neler olacak. Gerçekten heyecan dorukta. Gullit. Gullit pas. Rashford. Ronaldo. Ronaldo. İçeriye doğru Ronaldo giriyor. Ama evet öncesinde Varane'a yapılan hareket foul sanıyorum ki evet. Şimdi Semifur bakalım 3-3'ü yakalayabilecek mi? Yoksa Faster Game kontradan 4'ü mü bulacak ya da 3-2 mi bitecek? Bakacağız duruma göre Paredes. Pasını verdi Beckham. Beckham ara topu Mbappe'ye doğru biraz hızlı. Beckham orada pasın şiddetini ayarlayamadı. Gullit pas kullandı. Neymar. Pas.
Ronaldo'ya doğru. Ayağının nasıl bir ayak dışı? Bazı kızlardan bile güzel bir ayak dışıydı bu arkadaşlar. Bu inanılmaz bir ayak dışıydı. Bakalım son 10 dakika galiba. Ve neler olacağını çok merak ediyorum. Tabii ki stratejiler devam ediyor. Oyun planı yapılacaktı. Höt oldum. Oyun planı yapmadılar. Ya öyle strateji falan yokmuş. İndirdi. Cuadrado'ya geldi top. Cuadrado. Gullit'in müdahalesi. Faul. Bir sert müdahale daha. Ve sarı kart gelebilir diye düşünüyorum. Bir kontrol edeceğiz hemen. Evet, Gullit sarı kart gördü. Uzun top içeriye doğru kafayla uzaklaştırdılar. Parades aldı ama Rashford. Rashford Ronaldo. Ronaldo Rashford'a doğru. Rashford gole gidiyor. Lenglet tutabilecek mi? Gol pozisyonu ama Onana. Bu sefer kolay bir pozisyon oldu onun için. Defans oyuncusu yardım etti. Şimdi gol pozisyonu olabilir, dikkat. Verdi pasını. İçeriye doğru uzaklaştırdılar. Faster game. Atağa çıkacak. Açıkçası Semifur ciddi anlamda mütevazi bir kadrosu var. Kesinlikle. Yoksa Semifur'un da oyunu inanılmaz iyi. Tabi bu maçı kaybedip kaybetmediğini daha bilmiyorum ama ciddi anlamda iki rakipte, iki oyuncu da turnuvaya inanılmaz renk verdiler. Şimdiden sizin huzurunuzda teşekkür edelim onlara. Mbappe gol pozisyonu. Karıştı oralar Rashford. Rashford pas, Ronaldo müdahale temiz, Lenglet aldı topu. Ortaya doğru gol pozisyonu olabilir, çok sert bir hareket. Bir frikik daha. Bu arada sarı kart bile vermeyecek mi? Sarı kart bile vermedi pozisyona. David Beckham takımını sırtlayabilir. Hayır, Neymar'la vuracak. Topun başında Neymar. Neymar. Neymar vurdu. Kaleci Sirigu aldı. Arkadaşlar gerçekten çok önemli bir frikikti. Neymar'ı bu arada Beckham'ı belki çıkarmış olabilir. Dikkat etmedim ama özellikle ilk golü atan... Aha, gol pozisyonu. Mbappe kaçtı. Son 2 dakika. Son 2 dakika kaçtı. Faulle durduruyor oyunu. Arkadaşlar inanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyon. Mbappe ne yapacağını bilemedi orada. Sirigu uzun gönderdi. Bir atak şansı da olabilir mi? Müller. Müller attı pası, olmadı. Ve maçın son düdüğü çalıyor arkadaşlar. Ronaldo'nun 3 golü. Semifur kardeşimize çok teşekkürler. Son dakika bir gol olsa belki uzatmalar falan farklı olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Keyif verdi turnuvamıza. YouTube Faster Game'de Türk iş 60'da finale kaldı. Arkadaşlar finalin gelmesini istiyorsanız bu videoya inanılmaz bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.